Türkiye'nin uzun süre karşı çıktığı YPG ile Rakka operasyonu önceki gün başladı. Pentagon sözcüsü operasyon kapsamında incirlik üssünün kullanıldığını açıkladı. Öte yandan koalisyon Suriye'de rejimi vurdu. Rusya'dansa çok sert bir tepki vardı. Yapılan açıklamada Rusya sadece kendini değil Suriye'yi de savunmaya yetecek kadar güce ve imkanlara sahip mesajı iletildi. Aylardır planlanan Rakka operasyonu başladı. Amerikan destekli Suriye Demokratik Güçleri terör örgütü eşidin elindeki Rakka'yı kuşattı. Çatışmalar başladı. Başbakan Yıldırım bize zarar gelirse anında karşılık veririz uyarısını yaptı. Eğer terör ister içeride ister dışarıda ülkemizi, milletimizi, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini nerede tehdit ederse etsin, ...anında gereken karşılık verilecek. ABD Savunma Bakanı Sözcüsü Albay Jeff Davis, ABD'nin RAKO operasyonu kapsamında PYD-PKK'nın ana omurgasını oluşturduğu... ...Suriye Demokratik Güçlerine taktik ve silah desteğinin yanı sıra Apache tipi saldırı helikopteri, obüs topları ve Himars füzeleriyle destek verdiklerini açıkladı. ABD Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz'de bulunan gemilerden de IŞİD'in mevzilerine seri saldırıların düzenlendiğini belirtti. Öte yandan Ankara'nın operasyonun DSG ile yürütülmesine başından beri itiraz etmesine karşın incirlik üssünün kullanımına engel olmadığı belirtildi. Pentagon sözcüsü Albay Davis operasyonda incirlik üssünün de kullanıldığını söyledi. Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın aktardığına göre Türk askeri kaynakları da incirliğin kullanıldığını teyit etti. Askeri kaynaklar incirlikte konuşlu tank avcısı olarak bilinen A-10 tipi savaş uçaklarının kullanıldığını açıkladı. <laughs> Bu arada ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, Eltanf yakınlarında ayrışma bölgesinde ilerleyen Suriye rejimi yanlısı kuvvetlere yönelik ikinci kez hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Operasyon Rusya ile ABD arasında gerilime neden oldu. Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frans Klitsevich, ABD'nin öncülüğündeki koalisyonun Suriye ordusuyla hareket eden güçlere düzenlediği saldırının ardından Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne olağanüstü toplantıya çağıracağını açıkladı. 18 Mayıs'ta da koalisyonun aynı kuvvetlere karşı hava saldırısı düzenlediği kaydedilen açıklamada IŞİD'e odaklanma çağrısı yapıldı. Saldırının bir hata olmadığının vurgulandığı açıklamada Rusya sadece kendini değil Suriye'yi de savunmaya yetecek kadar güce ve imkanlara sahip mesajı iletildi.